Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda kıtanlar ekranımız olsun. Xitay baş elçisi Tayvan'ın müstakillikini kollaş harbiy tokunuş keltürüp çıkırdı dedi. Xitayning Amerika'da turuşluk baş elçisi Chin Gang Tayvan'ın müstakillikini kollaşının Xitay bilen Amerika ötürüsüdeki harbiy tokunuşunu keltürüp çıkırdıgan muhim amilinin biri işkenlikini bildirdi. Reuters agentliğinin 29 yanvardaki haberde bildirilişçe Xitayning Amerika'da turuşluk baş elçisi Chin Gang cuma günü Amerika radyo stansının ziyaretini kabul qilib, eğer Amerika Tayvan'ın müstakillikini teşebbüs kılsa, Xitay bilen Amerika arasında harbiy tokunuş bulup kalışı mümkün işkenlikini bildirgen. Xabarda qayd qilinishicha, Xitay demokratik Tayvanning Xitayning ayrılmaz bir qismi deb da'vo qilayotgan bo'lib, Tayvanni qo'shib olish uchun harbiy kuch ishlatishdan voz kechmaydiganligini bildirib kelgan. Xitayning Amerikada turishliq bosh elchisi Chin Gang Amerika radio stansiyasining ziyoratini qabul qilib, Tayvan masalasi Xitay bilan Amerika o'rtasidagi eng cho'ng bomba deb tahdid solgan. U muxbirga agar Amerika qutratgan Tayvan doiralari Tayvan mustaqilligi yo'lida davomliq ma'nodagan bo'lsa, Xitay bilan Amerikadan iborat ikki cho'ng davlat harbiy to'qunishga kirib qolishi mumkin degan. Amerika tashqi ishlar ministrligi Xitay bosh elchisining so'ziga javob berib, Amerikaning bir Xitay siyosiy va Amerika Tayvan munosabati qonundagi va'dasi ching turadiganligini o'tirg'i qo'ygan. Davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi ifoda bildirib, Amerika Tayvanning yetarlik o'zini qo'g'dash iqtidorini saqlashiga davomliq yordam beradiganligini shuning bilan bir vaqtda Tayvan xalqining bexatarligiga ziyon yetkazadigan har qanday qurol kuchi ishlatishga qarshi turish iqtidorini saqlab qolganligini bildirgan. Amerika tashqi ishlar ministrligi va Oqsaroy Xitoy elchisining so'ziga darhol javob qaytarmagan. Ma'lum bo'lishicha, programma qo'yilishidan bir necha soat ilgari Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Ukraina krizisini muzokara qilgan. Fransiya parlamenti Uyg'ur masalasini muzokara qilishni kechiktirdi. Beijingda o'tkazilgan qishliq olimpik tanarkat musobaqasi boshlanish oldida turgan bir paytda Fransiya parlamenti Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoiy harakatini muzokara qilish vaqtini kechiktirgan. Fransiya xalqaro radiosining 30 yanvardagi xabarida bildirilishicha, Beijingda o'tkazilgan olimpik tanarkat musobaqasi ochilish oldida turgan bir paytda Ozodlik gazeti xabar e'lon qilgan. Xabarda aytilishicha, Fransiya parlamentining bayonotchisi Richard Ferrand 2009 yildagi parlament belgilamasiga asosan Fransiyaning harakatga kelib Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga yordam berishga undaydigan qonun loyihasini muzokara qilish kun tartibini kechiktirishni qaror qilganligini oshkorlagan. Aslida Uyg'ur masalasi muzokara kun tartibini 4 fevral Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasining ochilish marosimi kuni muzokara qilish qaror qilingan. Bildirilishicha Fransiya parlamenti 20 yanvar 169 ovozning qo'llashi, bir ovozning qarshi chiqishi bilan Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikini ayiblaydigan bir qaror ma'qullagan. Bu taklif Fransiyaning O'ktichi Sotsialistlar partiyasi o'tirg'i qo'ygan cheklash kuchi bo'lmagan qonun loyihasi bo'lib, bu loyiha prezident Makron yetakchiligidagi Jumhuriyatchilar partiyasining qo'llashiga erishgan. Fransiyaning parlament a'zosi Frederik Dumasning aytishicha, parlamentning bu qonun loyihasini munozara qilish planini kechiktirishdagi maqsadi sezgür bir vaqtda bu masalani muzokara qilishdan saqlanish ekan. Bu Makron hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur masalasini Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi mazgilida oshkora munozara qilish orqali Xitoyni norozi qilishni xohlamaydiganligini ko'rsatdi ekan. Amerika F-35 ayroplanini Xitoydan burun tepishga harakat qilmoqda. Yaqinda Amerika dengiz armiyasi flotining eng yangi kurashchi ayroplanlarining biri bo'lgan F-35 C tipliq kurashchi ayroplanining tushib ketish ko'rinishlari ijtimoiy tarmoqlarda oshkorlangan bo'lib, Amerika Xitoydan burun ayroplanning qoldiqlarini tepish uchun jiddiy harakat qilmoqda. Hurriyet gazetining xabarida bildirilishicha, yaqinda Amerikaning eng ilg'or kurashchi ayroplanlarining biri bo'lgan F-35 C Janubiy Xitoy dengizidagi USS Carl Vinson aviamatkasiga qo'nmoqchi bo'lganda tushib ketdi. Vaqada uchuvchi va paroxotdagi 6 matros yaralangan bo'lib, Amerika tushib ketgan kurashchi ayroplanni tepish uchun tafsiloti hech kimga oshkorlanmagan harakat boshlagan edi. Dengizga tushib ketgan kurashchi ayroplanning suratlari ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan bo'lib, Twitterdagi suratlarda F-35 C ning aviamatkaga qo'nmoqchi bo'lganda tushib ketganligi ko'rsatildi. Amerika dengiz armiyasining 7-nji flotining bayonotchisi bayonotida bu voqeani tekshirishning davom qilayotganligini, shuning bilan bir vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda ko'ringan suratlarning haqiqiy ekanligini dalilladi.
Komandan ijtimoiy taratqulardagi sin va suratning vaqa yuz bergan USS Carl Vinson paroxotida tortilganligini bayon qildi. Dengiz armiyasi yana Vinson paroxotiga bo'lgan ziyonning faqat yuzaki bo'lib, normal harakatni asliga keltirganligini e'lon qildi. Amerika dengiz armiyasi flotidagi eng yangi reaktiv ayroplan bo'lgan 100 million dollarlik kurashchi ayroplanni qutqizish uchun harakatga kelgan Amerika amaldorlari ayroplanning qoldiqlarini Xitoydan burun tepish uchun jiddiy harakat qilmoqda. Tahlilchilar Janubiy Xitoy dengizining 1 million 300 ming kvadrat ingliz milining hammasini degudek o'zining zimini deb da'vo qiladigan Xitoyning kurashchi ayroplanni tepishga urindiganligini bildirdi va qoldiqlarni dengiz ostidan chiqarib olishning murakkab harakat bo'ladiganligini o'tirg'i qo'ydi. Ama Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi bayonotida o'zlarining Amerika dengiz armiyasining maxfiy kurashchi ayroplanining Janubiy dengizda tushib ketganligini bildirganligini, ammo o'zlarining ayroplan bilan munosabati yo'qligini bayon qildi. F-35C krizisi sababli dunyoning ko'zi Janubiy Xitoy dengiziga buralgan bir paytda pensiyaga chiqqan sobiq polkovnik Gursal Tokmak o'g'li ikki davlat o'rtasidagi muhim ahamiyatga ega mazkur krizis haqida to'xtaldi va Amerika bu xil qoldiqlarni hech kimga bermaydi. F-35 eng yangi texnikaga ega va intayin muhim deganlarini ta'kidladi. U so'zida yana F-35da sun'iy idrok bilan ishlaydigan zapchaslar bor. Ayroplanning o'q dorilari intayin alohida bo'lib, u uchquchining uningga tegmay turib, ko'zi va qishi bilan kontrol qila oladigan texnikaga egadir. Shundoqla F-35 ichidagi sistemalarimi barliq havo mudofaa va dengiz armiyasi ishlatadigan boshqa muhim texnikalarni ham oshkorlab qo'yishi mumkin dedi. Xitoyning assimilyatsiya jinoyati haqida yangi dokument e'lon qilindi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 27 yanvar majburiy tuqqanlashtirish, anar chechki aldamchiligi va uyg'ur ballarini majburiy assimilyatsiya qilish sarlavhilik dokulat e'lon qilgan bo'lib, dokulatda yerlik amaldorlarning atalmish tuqqan bo'lish nomida uyg'ur oilalarining turmushiga qandoq singib kirib, irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir parchasi sifatida madaniyat qirg'inchiligi yurgizganligini oshkorladi. Dokulatda oshkorlanishicha doiralar 2021 yil 9 oyida Sharq Turkistonning bir yezisida Anarchi chiqib planı namlıq harakatni boshlagan. Bu harakat orqali Uyg'ur farzandlarini Xitoy ballari bilan majbur aloqa qilishni yo'l qo'ygan. Bu tashabbus Xi Jinpingning atalmish barliq millatlar anarning donasidek zich ittifoqlashish namlıq assimilyatsiya plani bilan munosabatlik ekan. Dokulatda ta'kidlanishicha Uyg'ur kishilik huquq turi bu tashabbusga qatnashgan Uyg'urlarning hech qanday qaror chiqarish huquqini bo'lmaganligidan ansirgan. Xitoyning bu harakati bir oila kishilarining jam bo'lib yashash huquqiga daxl ta'rif qilgan Xitoy ballari bilan Uyg'ur ballari o'rtasida majburiy yo'l qo'ygan taq yo'nalishlik aloqa Uyg'ur farzandlarining tilini ishlatish huquqiga va madaniyat huquqiga daxl ta'rif qilgan. Atalmish anarchichki planida Xitoy amaldorlari hukumat bilan shaxsiy turmushning chegarasiga sal qarigan bo'lib, bu tashabbus orqali Xitoy amaldorlari yuqorining yaxshi bahosiga erishmoqchi bo'lgan bo'lib, Uyg'ur farzandlarining kuchlik nazorat va assimilyatsiya muhitida yashashga majburlanganligini aniq ko'rsatib bergan. Bu tashabbus tegi-tektidan aytganda Uyg'urlarning har qanday shaxsiy turmush sohasidagi o'zgacha omillarni yo'qotmoqchi bo'lgan. Xitoy amaldorlari Uyg'urlarda har qanday shaxsiy soha va shaxsiy turmushning bo'lishini ta'kid deb qaragan. Dokumentning avtori doktor Elis Andersonning ko'rsatishicha, navbatda Uyg'urlar Xitoyning assimilyatsiya plani doirasi ichida kundalik turmushlarda jantolashmoqda ekan. Hatto Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosati intayin xatarlik bo'lib, axborot o'rinlari bu nuqtaga sal qaragan. Assimilyatsiya qilish obyekti qilingan Uyg'ur farzandlari asosan oilalari lagerda tutib turilgan yoki turmaga solinganlarning farzandlari ekan. Dokulatda 2017 yili Xitoy Sharq Turkiston xalqini keng ko'lamli qo'lga olishga boshlagan bo'lib, kuzatuvchilar bu vahshiylikning Uyg'ur ballariga ko'rsatadigan ta'siridan andisha qilganligini, mutaxassislarning Xitoyning bu vahshiy siyosatining Uyg'ur ballariga chuqur ta'sir ko'rsatganligi to'g'risidagi paketlarni o'tirg'i chiqarganligini Xitoy doiralari Uyg'ur farzandlarini ota-onasidan uzoq muddat majburiy ayirib, yetim yesirlar yoki yotoqlik maktablarga avatganligini, Uyg'ur farzandlarining ona tilida so'zlash va bilim olishga ruxsat qilinmaydigan ma'rif sistemasida o'sib yetilayotganligini oshkorlagan. Dokulat yana oila a'zolari atalmish qo'shmoq tuqqan siyosati orqali Uyg'ur oilasida Xitoy tilini asoslik til qilib ishlatish, Xitoy kommunist partiyasining qimmat qarishiga majburlash qatorliq vositalarning Uyg'ur madaniyati va ijtimoiy turmush muhitini yo'qotish tirishchiligi ekanligi Xitoyning mazkur ijroatlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatdan boshqa narsa emasligini oshkorlagan. Sharq Turkistonda alomatsiz yuqumlanuvchi 32 ga yetdi. 30 yanvar 24 soat ichida Sharq Turkistonda Xitoy virusi bilan yangidan yuqumlanish ahvoli ko'rilmagan bo'lib,
növbette alametsiz yukumlanıqçının sani 32 iken. Tanrıtağ torunun 31 yanvardaki haberde bildirilişçe atalmış Uyğur Abdum Raylıq Sahiye ve Sağlıqını Saqlaş Komiteti en yeni eylan kılgan dokulatta 30 yanvar 24 saat içinde yeniden eniq diagnoz koyulgan bimar hem de keserlik alameti yok yukumlanıqçı mı bayqalmağan. 30 yanvar 24 saat içinde Şarkı Türkistan'da eniq diagnoz koyulgan bimar cami 15 bulup, bunun içinde Qorğas şehirde 12, 4. diviziyada 3 nöper bar iken. Keserlik alameti körülmegen yukumlanıqçı 32 bulup, bunun 26'si Qorğas şehirde 6 nöperi 4. diviziyada iken. Haberde kayıt kılınışa diagnoz koyulgan bimarlar ve ular bilen yıkından uçuraşkıçılar Qorğas şehirdeki bekitilgen doktorhanığı yötkülüp, ayrım tibbi közdülüşke başlayan. Yemen halkı derek yupırmaklarını yiyiş arkalık hayat kılışkı tırışmaqta. Yemenlik ailelerinin derek yupırmaklarını yiyiş arkalık hayat kılışkı tırışı vatkallıkı bildirildi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Birleşken Devletler Teşkilatı Dünya Açlık Programması WFP'nin İctimai Taratku hesabıda ilan kılgan bayanatıda tokunuş ve ıhtisatının yemirilişi künsürü iğirlişi vatkan Yemen'de açarçılıkların bütün devletki kengişki başlıqallıkı tähkitlendi. Bayanatta devletinin garbi şimalideki Hacca vilayeti Katarlık uruşunun təsirge en köp uçurgan rayonlardaki ailelerinin çaresizlikten derek yupırmakı yiyiş arkalık yaşaşkı tırışı vatkallıkı bildirildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Dünya Açlık Programması WFP'nin 22. dekabrdaki bayanatıda meblağ yetişmesliği sebebiden yanvardın buyan Yemen'e berilgen yemeklik yardımının kıskartıldığallıkı ilan kılınğan idi. Yemen'deki Husiler 2014 yılı sentabrda paytaxt Sana ve bir kısım rayonlardaki kontrollukunu alqınığı kirgizip olgan bulup, Saudi Arabistan başçılığındaki birleşme kısımlar 2015 yılı 3. aydan beri Husilerga karşı Yemen hükümetini kollap gelmekte. BDT'nin dokulatığa asaslanğanda uruş partılığından tartıp 2021 yılının ahırgıca Yemen'deki uruş bivasite ve vasitlik halda 377 min kişinin ölümüge sebep bolğan. Dünyadaki en namırat devletlerinin biri bolğan Yemen'de içki uruş sebebinin küçüyüp getken insanperverlik krizisi korkunçluk seviyelerge yetken. Şimali Koreya balistik başkurulduğun bomba sınak kıldı. Şimali Koreya'nın 30 yanvar Hausong 12 tiplik yırak mesafelik balistik başkurulduğun bomba sınakı ilip barğalıqı bildirildi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Şimali Koreya Merkezi Akbarat Agentliği sınak kılınan başkurulduğun bombanın Hausong 12 tiplik uzun mesafelik balistik başkurulduğun bomba işkerlikini haber kıldı. Haberde devletin garbi şimal rayonundaki en yukarı bulun kuyup beri sistemesi bilen kılınan sınakının Japonya denizde şarkı deniz soluruğa karıtıp etraptaki devletlerinin bihaterlikini közü tutkan asası işe aşırılgalıqı ilgiri sürüldü. Hakimiyet peşideki İşçiler Partisi'ye yakın Rodong Sinmon gezeti sınak kılınan başkurulduğun bombanın sürüdünü ilan kıldı. Japonya Devlet Müdafiye Ministerliğinin karışça mesafesi 5000 km kilidigan Hausong 12 tiplik başkurulduğun bomba Garbi Tiniç Okyan'daki barlıq Japonya ve Amerika'yı tabi Guam aralıqıcı yitip baralaydıken. En ahırkı sınakını koşkanda Şimali Koreya 1. ayda 7 başkurulduğun bomba sınakı ilip bargan boldı. Türkiye'nin eksport sodisi aldıngı yılgı seleştirganda 30%'ın artıq aştı. Türkiye'nin eksport sodisi 2021 yılı aldıngı yılgı seleştirganda 32.8% eşip, 225 milyard 291 milyon dolarga yetti. Türkiye Saudi Ministerliği ve Türkiye İstatistik İdaresi TÜİK tarafından ortak tayarlanan ötken yılı dekabr ve 2021 yılı münasebetlik vakitlik taşkı soda sallık malumatları ilan kılındı. Bununla asaslanğanda eksport aldıngı ay aldıngı yılının okşaş mezgeliğe seleştirganda 24.9% eşip 22 milyard 278 milyon dolarga yetken. Eksport 2021 yılı 1. aydın 12. aygışı bolğan mezgilde aldıngı yılının okşaş mezgeliğe seleştirganda 32.8% eşip 225 milyard 291 milyon dolarga yetken. Aldıngı ayda eksport 22.2% eşip 20 milyard 925 milyon dolarga yetken. Sanayi ve Texniki Ministeri Mustafa Varank öy jabdıqları sahasının ötken yılı 26 milyon tavar eksport kılışı arqalıq Avrupa boyunca birinci bolğanlıqını etti. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.